Herkese yeniden merhabalar. Ben Betül ve kanalıma yeniden hoş geldiniz. Burada dergisinin 2020 Mart sayısının modellerini inceleyeceğiz ve yorumlayacağız. Bakalım Mart ayında bizi neler bekliyor. İlk olarak bomber bir ceket var. Ben bu tür ceketleri çok seviyorum ama çok fazla kullanamıyorum. Çünkü çok kısa oldukları için altına muhakkak etekle bir şeyle giymek gerekiyor. O yüzden kullanamıyorum. Ama gerçekten buradaki model hem pratik yapımının pratik olduğunu düşünüyorum. Çünkü yaka ile vesaireyle uğraştırmamış bizi hem de farklı renkler kullanılarak cap canlı bir hale getirilmiş. Gerçekten bu modeli çok beğendim. Tüm kumaşçılarda rengarenk kumaşlar gelmiş. Bu sene gerçekten renkleri çok fazla kullanmışlar. Önü fermuarlı, kenarları cepli, altından lastikli klasik bir bomber ceket. Sadece yakası yok. Dikimi o yüzden kolay olacak diye düşünüyorum. Bir sonraki modelimizde de omuzlarından robalı bir bluz var. Bu bluzun benzerini ben tülden yapmıştım. Aynen bu şekilde omuzlarından robası geliyordu. Yapımının kolay olacağını düşünüyorum. Ve ben bu tür bluzları kullanmayı gerçekten çok seviyorum. Yazın özellikle viskon kumaşlardan ya da görseldeki gibi şifon kumaştan yapabilirsiniz sizde. Sol taraftakinde yaka kullanılmış, gömlek yakası yapılmış. Fakat sağ taraftakinde sadece ucundaki ipliklerle beraber biye geçilmiş gibi görüyorum. Bence yapımı gayet pratik ve kolay olacaktır. Büzdürmeyi bilmiyorsanız büzdürme öğrenmeniz gerekiyor. O da sağ üst köşeden ulaşabilirsiniz. Ben bunu da çok beğendim. Mart ayı bahar olduğundan mı neden bilmiyorum ama cap canlı renkler, çok güzel modellerle sade olmasına rağmen bu dergiyi kesinlikle alacağım. Temel kalıplar. Evet hepsini biliyorum ama benim gibi eğer siz de bu Burada tiryakisiyseniz kesin alacaksınızdır diye düşünüyorum. Önden dümdüz görünen balon kollu bir model var. Bu modelde arkada bir işlem uygulanmış. Tam olarak nasıl olduğunu anlayamadım ama fiyonk gibi bir şekil verilmiş. Bu da sıradanlıktan uzaklaştırmış ve hoş bir görüntü vermiş. İş yerinde gayet giyilebilecek bir model. Temel kalıp üzerinden yakası genişletilerek bir model uygulanmış. Bu modelinde yakasına büzgü ya da pili yapılmış tam olarak göremiyorum. Kumaş çok karışık. Düz bir kumaşta da yapılabilirdi ama bu kumaşta çok hoşuma gitti. Bu da güzel olmuş bence. Uzun kollu da yapılabilir. Sadece kol boyunu uzatacaksınız. Bir sonraki modele baktığımızda bu zaten buradanın en klasik modellerinden biri. Arkasına fermuar koymuşlar ama bence fermuar gerek yok. Çünkü yaka zaten geniş. Ben kesinlikle koymazdım yani. Her zaman kolayına kaçtığım için. Ve sanırım bunu penye kumaştan kullanmamışlar. Ama ben bunu penyeden yapardım ki yapmışlığım da var. Onu da yine sağ üst köşeden izleyebilirsiniz. Burada dergisinden nasıl kalıp çıkartıldığını da anlatıyorum o videoda. Vintage bir görüntüsü olan çok şık bir elbise var. Bu elbiseyi ben olsam siyahla da kullanırdım ama bu kadar gösterir miydi bilmiyorum. Özellikle yaka detayını çok beğendim. Çok temiz görünüyor. Belinden iki tane pens yapılmış ve daha sonra bir kuşak geçirmiş. Bu kuşağa gerek var mıydı? Çünkü arkadaki görüntüsü pek hoş değil. Sadece e, tam oturan bir kemer yapılabilirdi bence. Arkadaki o sarkıntısı pek hoşuma gitmedi. Onun haricinde brokar bir kumaş kullanılmış. Bence gayet güzel olmuş ya. Sade bir kumaştan da kullanılabilirdi. Ben bu modeli beğendim. Yani şu ana kadar beğenmediğim yok diyebilirim. Mesela burada da bir e, kot ceket yapılmış ya da e, trench kotlu kumaşlardan da gabardin kumaştan da olabilir. Bence bu da güzel görünüyor. Çok farklı bir havası var. E, dantel kullanılmış sadece. Yani sadece bir dantelle bile işin rengi değiştirilebiliyor. Bunu da bu şekilde hani yaratıcılıkla ilgili bir durum var. Bu da güzel olmuş. Bunu da beğendim. Cepleri gayet pratik. Hem dantelle çalışmak hem de Düz kumaşla çalışmak belki size karmaşık gelebilir. Eğer danteli sevmediyseniz düz bir şekilde de kalıbını yapabilirsiniz. Ve çok şık bir blazer ceket var burada. Erkek yaka kullanılmamış. Böylece işimiz aslında yapacakken çok daha kolay olacak burada. Kolu iki parçadan oluşuyor ve böyle kollar genelde ceketlerde en sık kullanılan modeller. Tek düğme kullanılmış ve gerçekten manken üzerindeki duruşu da çok şık. Ben bunu dikmeyi düşünüyorum açıkçası çok hoşuma gitti. Hırka gibi görünen bir ceket var. Sadece önündeki detay sayesinde hırka görünümü vermişler. Aslında bu hırkaya benzetilme olayı benim pek hoşuma gitmedi. Çünkü klasik bir kumaş kullanılmış. Ceket olsun diye ama önündeki detayda çok fazla hırka gibi göstermiş. Ben bu durumdan pek hoşlanmadım. Ama ceplerin gizlenmesi gerçekten çok güzel. Dikiş varmış gibi cep oluşturmuşlar bence çok temiz ve şık görünüyor. Lacoste tarzı bir tişört var. Polo yaka kullanılmış bunda da. Tek farkı kalıbı pens olan kısımlarından tek farkı kalıbın pens olan kısımlarından kesilip aşağıya doğru kalıp uzatılmış ve bu şekilde daha sonrasında katlayıp orada bir kat elde edilmiş. Pens gibi değil de pili gibi yapılmış açıkçası. Bu da farklı duruyor. Ben duruşunu gayet beğendim. Hani bunu da biraz sıradanlıktan uzaklaştırmaya çalışmışlar. Dilerseniz gelinlik olarak kullanabileceğiniz, dilerseniz de abiye elbise gibi kullanabileceğiniz çok şık bir elbise var burada. Ben gerçekten bu elbiseyi çok 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 beğendim. Siyah olanı özellikle çok hoşuma gitti. Çünkü kollarındaki fırfır detayları, yakasına getirilen güpür, arkasındaki detaylar, kuyruğu her şeyle bence çok güzel görünüyor. Kuyruk yapmak zorunda da değilsiniz. Önle arkayı eşit kesebilirsiniz özellikle bu sene mezun olacaklarda bu tarz bir şey yapılabilir mezuniyet için giyilebilir ve iki tane astar bir tane de üzerine tül diye geçilmiş bir de güpürü var yani hepsini tek tek almak gerekiyor bu hani belki biraz masraflı olabilir güpürler çok uyguna olmuyor çünkü ama bence çok çok şık görünüyor ve sonra düz bir elbise var. Bunun orta kısmından fermuar geçtiğini düşünüyorum. Çünkü aynı modelin bir de düz olanı var. Burada sadece göğsünün üstüne ve yakaya fırfır geçilmiş ve kollar hafif karpuz kol yapılmış. Bu da gayet şık duruyor. Klasik bir model. Az önceki dediğimin uzun kollu olanı ve karpuz kol yapılmamış burada. Dümdüz iniyor. Önü fermuarlı. Aslında bu modeli feracı kalıbı olarak da kullanabilirsiniz. Yine aynı şekilde uzun inecek ama dizlerde değil istediğiniz boyda bitireceksiniz. Bu gayet temel ve pratik bir kalıp aslında. Çok fazla parçası yok. Dilerseniz cep dikin, dilerseniz dikmeyin. Orası size kalmış. Ve sonra gömlek elbise var. Yine yazları kurtarıcı olan bir parça. Yazları baharda, sonbaharda bence kurtarıcı. Ben de gömlek elbise giymeyi çok seviyorum. Daha önce dikmişliğim de var. Yine sağ üst köşeden onu da izleyebilirsiniz. Çizgili mavi kumaş kullanılmış ve ben mavi kumaşları bu şekilde, çizgili kumaşları bayılıyorum zaten. Gayet şık, güzel, temel bir kalıp. Hani burada bizi şaşırtmıyor. Aynı gömlek elbisenin bir de desenlesini yapmışlar. Muhtemelen viskon kumaş kullanmışlar ve viskon kumaşlar bence yazın gömlek elbise giymek için biçilmiş kaftan diyebiliriz. Gerçekten efilefil efil ve çok harika oluyor. Dökümü de çok güzel duruyor. Bence bu elbise de çok güzel görünüyor. Dilerseniz görseldeki gibi desenli bir kumaşla, dilerseniz de sade bir kumaşla kullanabilirsiniz. Bunun yapımı gerçekten çok farklı. Çünkü iki kumaşı birbirinin arasından geçiriliyor ve kesimi de farklı oluyor bunun. Ön parça iki parça olarak kesiliyor ama ortasındaki kısmı Farklı yapılıyor. Gerçekten hani bu ancak kalıbını çıkardığınız zaman anlayabileceğiniz bir şey. Ben buradaki dekolteyi çok fazla buldum. Pek de hoş görünmemiş açıkçası. Biraz daha yukarıya doğru kapatılabilirdi. Arkasında fermuarı olduğu için dilediğiniz kadar bunu siz de kapatabilirsiniz. Bu sizin inisiyatifinize kalmış. Ve çok tatlı bir kumaş üzerine İspanyol tarzı bir etek var burada. Bu etek de çok hoşuma gitti benim. Üç parçadan oluşuyor. Alt katı kiloş kesim. Üst katları da parçalı kesim yapmışlar ve sağ tarafta fermuar kullanılmış. Böylece bedene tam oturması gerekiyor. Lastikli dursa bu kadar şık ve montazam durmaz da diye düşünüyorum. Önden düğmeli etek var burada da. Önden düğmeli etekler gayet kullanışlı oluyor yaz günlerinde. Kot ve gabardin kumaştan yapıldığını düşünüyorum bu iki modelinde. Bence ikisi de çok şık görünüyor ve yanlarında örgüleri var. Bu örgüleri de nasıl yapılacağını gerçekten merak ediyorum. Dergideki açıklamaları okumak gerekiyor. Muhtemelen bacık gibi parçalar dikilip ondan sonra örülüyor diye düşünüyorum. Ama sanırım 4 parça ipten yapılmış bunlar ve çok şık görünüyor. Özellikle ben çimlerin üzerindeki modeli çok çok daha beğendim. Geçen haftalarda New York Fashion Week'te gördüğüm bir model bu. Sanki pantolon belinize büyük gelir ve kenarlarından kıvırırsınız ya işte tam olarak bu model o model. Aslında hiçbir fark yok. Kenarlarından dikilip öne doğru katlanıp oralara düğme konulmuş gibi de düşünebilirsiniz. Tabii ki bunun yapılışı farklıdır ama benim Fashion Week'te gördüklerim o şekildeydi. Bu da güzel duruyor. Eğer basenleriniz varsa bunu giymenizi pek önermiyorum. Çünkü tam basenlerin üzerinden katlandığı için biraz oralar kırlı gösterebilir. Sonrasında kot pantolon var. Bu kot pantolon tıpkı benim yaptığım kot pantolona benziyor. Tek farkı düğme ve ilik detayı. Gerçekten ben bu detayı çok beğendim. Ceplerin duruşu da çok güzel burada. Cep kapaklarıyla beraber bence çok tatlı bir görüntüsü olmuş. Bu pantolonu çok beğendim kot dikmek istiyorsanız da size örnek kalıp olabilir. Ve şimdi büyük bedene geçiyoruz. Büyük bedende de gördüğünüz gibi gayet şık bir kuplu ceket var. Cepleri yine dikişe gizlenmiş ve ben bunun duruşunu beğendim. Ama keten kullanılmış sanırım. O yüzden manken üzerinde biraz kırışık kırışık duruyor. Tabi yaza geçiş olduğu için o şekilde. Yine renkli bir pantolon. Bu pantolonu da gördüğünüz zaman kalıbı gerçekten kolay görünüyor. Çok bir zorluğu yok. Çok fazla detayı yok çünkü. Dümdüz kesiliyor ve kemer, de, kemer geçilmediği için sadece kemer köprüsü yapılmış ve kuşakla bağlanmış. Bu da farklı bir hava katmış. Ve yine gömlek elbise var büyük bedende de. Fakat düşük omuz kullanılmış ve bence bu düşük omuz olayı kol dikimini çok çok pratikleştiriyor. Eğer kol dikemiyorsanız ilk etapta düşük omuzlarla siz de çalışabilirsiniz. Gayet şık görünüyor. Bilekler büzdürülmüş ve manşet yapılmış. Ve düğme dikilmiş. Düğmeleri de yukarıya doğru uzatmışlar. Karşılığında ilik olmamasına rağmen o da farklı bir hava katmış. Açıkçası ben kırmızı modeli soldakinden daha çok beğendim. Soldaki biraz kilolu göstermiş. Sonrasında degaje yaka bir bluz var. Bu da aslında temel kalıp. Tek farkı degaje yaka kullanılmış olması. Bu da gayet şık duruyor. Özellikle pembe renk çok güzel olmuş. Yine büyük bedende bir tunik tunik olarak da yapılabilir. Bluz olarak da kullanılabilir. Şifon bir bluz var. Ve kalıbı gerçekten temel bir kalıp. Gömlek gibi de yapılmış. Ben bunu beğendim açıkçası. Gayet tiril tiril ve çok da kilolu göstermiyor. Ve sonra minikler için dilerseniz yağmurluk deyin. Dilerseniz rüzgarlık deyin. Ben yağmurluk diyeceğim. Güzel bir yağmurluk var burada. Kapşonlu ve şapkalı. Bir yağmurlukta olması gereken her şey gayet düşünülmüş. Kollarına ribana geçilmiş. Tek farkı bu. Bileklerinde ribana var. Ve çok tatlı bir bahçıvan tulum var. Sadece iki parça bacak kesiliyor ve bilekleri Büzgü yapılıyor. Tek farkı bu ve askı takılıyor. Gerçekten bunun yapımının çok pratik olduğunu düşünüyorum. İki parçadan oluşan yine bir de şapka var. Bunu astarlı yapmak gerekiyor. Ama yine de çok pratik olacağını düşünüyorum. Çocuk kıyafetleri gerçekten çok hızlı biten şeyler. Yine bir tulum var. Bu tulumda da önünde fermuar geçilmiş. Uyku tulumu olarak da yapılabilir bence. Bu da güzel bir model olmuş. Ve anlatacaklarım bugünlük bu kadardı. Umarım keyifle izlemiş ve beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle sevgiyle kalın hoşça kalın mutlu dikişler